Birinci kademe yardımcı boks antrenörlüğü kursunun bugün kaçıncı günündeyiz? Üçüncü gündeyiz. Son uygulamayı yapacağız. Uygulamanın ilk gününde ne yapmıştık? Yeni başlayan sporcularımızın gard sisteminden başlamak kaydıyla yürüyüşler, vuruşlar, torba, manevra çalışmaları vesaire yapmıştınız. İkinci günde ne yaptınız? Şartlı boks çalıştınız, torba çalışması yaptınız. Bugün son gün, üçüncü gün. Bugün dün model çalıştınız, özür dilerim. Bugün şartlı boks spanik yapacağız. Şimdi spanik yaparken ve şartlı boks yaparken ikisi de ortalama şiddeti farklı olmak kaydıyla ortalama aynı. İkisinde de sporcu ne yapacak artık? Model çalışmasının büyüsünde dövüşecek artık birbiriyle. Şimdi sporcunuz şartlı boks da yapsa, spanik de yapsa kesinlikle her spanikte olması gereken kaskı bir kere kesinlikle sporcunuzun olacak arkadaşlar. Dişli olacak, ağzında dişli. Ondan sonra eldiveni yine aynı şekilde olacak. Çünkü maç ayarında olacağı için bir de eğer varsa erkek sporcular için kasık koruyucu, koki, bayan korucular için de göğüs koruyucuyu taktıracaksınız. Tam sporcuyu bu şekilde ne yapacaksınız? Bir maç havasına sokacaksınız. Ondan sonra, bu işte yerine geçildi. Şimdi ilk önce bir şartlı boksla başlayalım. Ondan sonra ne yapacağız? Spanikle devam edeceğiz. Şimdi antrenörlük kursunda olduğunuz için spanikte de size hurra gürre dövüşün, birbirinize vurun değil. Sadece dediğim gibi çeşitli branşlardan gelenler vardır. Vuruşucu vardır, kickboksu vardır, tekvandosu vardır. Besyo'dan gelenler vardır. Ama bu branşı, bu sporu öğrenmek istiyordur veya öğretmek istiyordur. Onlar da öğrensinler diye. Yani içinizde belki bu işi yapmış, dövüşmüş, yıllarca milli takım seviyesine gelmiş sporcu vardır. Hocam biz bunları zaten milli takım kampında gördük diyor ama belki hocam gördü ama ben görmedim. Bilmiyorum. Burada öğreneceğim. Yeni yetişeceğim. Zaten bu kaçıncı kademe arkadaşlar? Birinci kademe. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Şimdi şartlı boks yapıyoruz. Aranızda zaten herkesin bir partneri var. 1-2 numara diye kodlandırın birbirinizi. Şimdi 1 numara ne yapacak biliyor musunuz arkadaşlar? 1 numara, diyelim ki 1 numara, kim 1 numara size? Ramazan 1 numara sadece yukarıya sol serbest oynayacak. 2 numara da aşağıya sol serbest oynayacak. Sadece aşağıya. Şartlı boks bu şekilde devam edecek. Birkaç tane model göstereceğim ben size bunda. Şimdi başlıyorsunuz. Hepiniz bir taraf sol yukarıya, diğer tarafta sol aşağıya serbest başlıyorsunuz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Arkadaşlar şimdi ikinci şartlı boksumuzda bir numara ileriye oynuyor. Yine aynı soluyla serbest oynuyor. İki numarada ne yapıyor arkadaşlar? Geriye serbest oynuyor. Bir numara sadece sol ileri, iki numara da sol geri oynuyor. Şöyle bir 10 saniye, 20 saniye daha soluklanın. Ondan sonra devam edeceksiniz. Sizin için daha kolay. Birbirinize parra gürre vurmayın yani fazla. Yardımcı olun. Yavaş yavaş. Bir iki. İleri çık, geri çık, yana çık, sağa çık. Hem birbirinizi uyarın hem de ne yapın? Yavaş bir şekilde oynayın. Sakın kimse kimseye birbirine vurmasın. Çünkü gördüğüm kadarıyla çoğunuzun dişliği yok. Birbirinizin dişine mişine bir şey zarar verirsiniz yazık olur arkadaşlar. Evet hadi hazır. Yumruk fark edeyim mi? Şimdi dinleniyorsunuz. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bir taraf sol yukarıya, sağ aşağıya oynuyor. Diğer tarafta tam tersi. Sol aşağıya, sağ yukarı oynuyor. Serbest bir şekilde. Bir numara, bir numara. Sol yukarıya, sağ aşağıya. İki numara, sol aşağıya, sağ yukarı oynuyor. Yavaş yavaş. Yukarıya aşağı. Devam, 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 devam. Ne yapıyorsunuz? Şimdi bir taraf sadece direkler, bakın sadece direkler, bir numara sadece direklerle, sol direk, sağ direk, çift sol, sağ direk, sol, sağ sol veya sağ sol, sağ direklerle oynuyor. Diğer tarafta sadece aparkatlarıyla. Artık nasıl girecek bu, kime kalmış? Sporcunun kendisine kalmış. Oynuyorsunuz, oynuyorsunuz, ister savunma alan vurun, ister direk içeriye dalın.
bir taraf sadece beklerle oynuyor, diğer taraf da apakatlarla aşağılara oynuyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar birkaç tane video daha göstereceğim. Şimdi şartlı boksun önemli anlamını anlat. Şartlı boks modelden farklı olması şu. Model yaparken siz görüyorsunuz modeli. Diyorsunuz ki bir taraf sol sağ direk vuracak, diğer taraf savunma alacak, peşine sağ sol sağ direk vuracak mesela. Veya diyorsunuz ki bir taraf sol sağ direk vuracak, diğer taraf gelişine sol sağ direk vuracak. Modeli antrenör söylüyorsunuz, uygulamayı sporcu yapıyor. Ama şartlı boksta siz sadece ne tarafa vuracağını veya da ne vuracağını söylüyorsunuz. Vuruş şekli diye, kroşe aparkatı ona kalmış bir şey. Yukarı aşağı veya da nereye oynarsan oyna. Sporcuya söylüyorsunuz, sporcu kendi bildiklerini artık modelden öğrendiklerini uygulayacak. Şimdi ne yapacaksınız? Bir taraf ters gardla oynayacak. Bir numara ters gard, iki numara düz gard. Yani ters bir boksörle oynamanın şeyini. Eğer tersseniz de ne yapacaksınız? Düze döveceksiniz. Bir taraf ters, bir taraf düz gard olup oynuyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ne yaptınız? Bir taraf ters kart, bir taraf da ne yaptınız? Düz kart. Yani sporcunuzun kendinden farklı bir kartlı olan boksöre karşı dövüşmesini ne yaptınız? Ona göstermiş oldunuz kısmen. Aynı şekilde de sporcumuz hep düz kart dövüşüyor. Belki ters kartla daha iyi de dövüşebilir. Kendini daha iyi de adaptabilir o şekilde. Sporcunun kendini ters kartla görmesini de ne yaptınız? Sağladınız. Bunu aynısını ne yapabilirsiniz? Torbaya geçtiğinde 5 round torba dövdürüyorsunuz. Dersin ki işte bir round sol döveceksin, bir round sol para sağ aşağı döveceksin, iki round sol serbest torba yapacaksın. Son round'da da ters kartı dönüp ters kart torba döveceksin diye çocuğu ne yapabilirsin? Bu şekilde ters kartı da hazırlayabilirsin. Şimdi yine aynı şartlı bokstan devam edeceğiz arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Bir taraf nereye serbest oynayacak? Düz, hepiniz kendi kartınızda. Bir tarafta geriye serbest oynayacak. Az önce ne oynamışsınız? İlk roundlarda sol oynamışsınız. Şimdi de serbest olarak bir taraf ileriye, bir taraf da geriye ve yanlara serbest oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yaptınız? Bir taraf ileriye, yani sporcunuzu ileri atak yapması için teşvik ettiniz. O arada da diğer boksör geriye doğru çıktı. Yani geriye çıkan boksör ne yapar? Devamlı boşa düşürmeye çalışır sporcuyu. Eğer sporcunuz da siz bu şartlı boksu yaptırmazsanız, bu modeli yaptırmazsanız sporcu ne yapar biliyor musun? Geriye oynayan bir adama durmadan atlayabilir. Durmadan atlayabilir. Ama bol bol böyle şartlı bokslar yaptırdığınız modeller yaptırdığınız sürece sporcunuz alışır. Burada bir iki yumruk gibi belki. Adam üzerine atlayıp kafasına kroşe yiyebilir, gelişine aparkat yiyebilir, direk yiyebilir. Ama aynı hataya nerede düşmez arkadaşlar? Müsabakada düşmez. Onun için bunların ön atalım nedir bunlar? Şimdi şartlı boksta son 3 tane modelimiz var. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Kafa kafaya veriyorsunuz, sporcular kafa kafaya hepiniz verdiriyorsunuz. İki tarafta serbest bir şekilde aşağıya, sadece aparkat. Sadece aşağıya. Evet hadi bakalım. Burayı ayırmıyorsunuz arkadaşlar. Kafa kafaya, kafa kafaya. Kafa kafaya, kafa kafaya. Şimdi sporcunuza burada neyi öğretmiş oldunuz? Yakın mesafeden sporcunuz dövüşebilecek. Şimdi uzak mesafe vardı, orta mesafe vardı. Bunları görmüşsünüz. Yakın mesafe vardı. Şimdi sporcunuza sadece orta mesafeyi öğretirseniz içeriden veya dışarıdan dövüşmesi sporcunuz zor olabilir. Veya da sadece uzak mesafeyi öğretirseniz diğer mesafelerle dövüşmesi yine zor olabilir. Onun için siz sporcunuzun karşısına çıkacak rakibi ne olduğunu bilmeniz mümkün. Bir turnuvaya katıldı. İşte 16'lı kura tablosundan devam edecek. Bir eleme var, çeyrek final var, yarı final var, final var. 4-5 tane adamlar ortalama dövüşecek değil mi? Bu 4-5 boksörün hepsinin stilini de biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Belki birisi uzaktan dövüşüyor, birisi yakından dövüşüyor, biri ortadan dövüşüyor.
biri kırışmayı seviyor, biri kaçmayı seviyor. Onun için siz ne yapacaksınız? Sporcunuza da bütün stilleri ne yapmak zorundasınız arkadaşlar? Öğretmek zorundasınız. Şimdi aşağıya oynadınız. Şimdi bir de kroşelerini ne yapacaksınız? Yine kafa kafaya verip yavaş yavaş sadece blokların olduğu yere doğru çalışacaksınız. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi sporcularınıza siz eğer bir modeli iyi yapamazsanız sporcunuza hiç bilmiyor. Şimdi adam diyelim ki Çorum'un bir ilçesinde boks pek aktif değil. Siz de oraya aktif olarak göreve başladınız halk eğitimden veya ESE üzerinden vesaire. Çocuk hayatında hiç boksu bilmemiş. İçeride de boks yok. Şimdi siz boksu çocuğu öğretirken de model kim? Önce siz göstereceksiniz, siz yapacaksınız. Şimdi çocuğa dedin ki kafa kafaya vereceksin, boks yapacaksın, işte kroşelerle vuracaksın diye söyledim. Çocuk da başladı ringin içinde gezmeye. Kafa kafaya vermiş oluyor mu şimdi? Evet. Olmuyor. Eğer siz iyi yapmazsanız, sporcunuza da iyi yaptıramazsınız. Çünkü çocuk kim ne yapacak, sizden gördüğünü yapacak. Aynı zamanda şartlı boksta veya da modelde vesaire de özellikle kırışmalı vuruşlarda sporcu sadece yumruğunu mu geliştiriyor? Hayır, dayanıklılığınızı da geliştiriyor. Bunda olan powerlifting de ne yapıyor arkadaşlar? Aynı ölçüde gelişiyor. Şimdi şartlı boksta son round'unuz hem aşağıya hem yukarıya yine kafa kafaya vuruyorsunuz. Bakın arkadaşlar karıştırmayın. Aşağıya uppercut, yukarıya kroşe vuruyorsunuz. Çeneyi uppercut vurun demiyorum. Çeneyi öyle bir şey vurmuyor. Sadece uppercutlarınız ve kroşelerinize. Sporculara yaptıracağınız her şeyi böyle tane tane anlatacaksınız. Çocuk şimdi mesela oynadı. Çeneyi uppercut'ı vurdu. Şimdi çene aşağı mı yukarı mı? Yukarı. Yukarı aparkat var mıydı? Yoktu. Çocuğa siz neyi gösteriyorsunuz? Karaciğerine veya kalp altına aparkat vuruşunu öğretiyorsunuz. Bunu da ne yapacaksınız? Söylediğiniz bitmiyor. Takip edeceksiniz devamlı. Hadi bakalım. Bu sonra anlatalım. Başlıyoruz. Ya şimdi yaklaşık 6-7 tam saymadım şimdi. Şartlı boks ne yaptınız yaptınız. Şimdi sporcunuza en son ne yapıyorsunuz arkadaşlar? En üst evreye getirdiniz artık. Bir sonraki evre olarak düşünün bunu. Yani aynı günde değil. Bir sonraki günde veya da bir sonraki haftada veya bir sonraki ayda artık spaniye geçecek. Sporcunuz hazır. Yine dersin en başında söylediğim gibi sporcunun her şeyini giydirdiniz. Kokusuna kadar taktırdınız. Eldiveni, bandajı, dişliği, kaskı hepsi hazır. Şimdi sadece bir round spanik yaptıracağım size. Şimdi şunu söylüyorum bakın burada biz şu anda milli takıma sporcu seçmiyoruz. Yani 15 gün sonra Avrupa şampiyonası var. Takıma adam seçmiyoruz. Biz burada ne yapıyoruz? Siz antrenörlüğü öğreniyorsunuz. Bölgenizde öğreteceğiniz bilgileri kafanıza iyice uygulamayla yazın diye anlatıyoruz. Onun için birbirinizi kıracak çağ, küt, değişmiyor. Spanik'in amacı şudur arkadaşlar. Seviye hangi seviyede olursa spanik maç seviyesinde. Maç seviyesinde yüzdelik dilime koyarsan sporcunun enerjisi kaçta olması lazım? %100'e kadar çıkabilir. Niye çıkar? Çünkü maç yapıyor. Onun için siz de biraz daha maksimum seviyede ama düşük şiddetle diyelim bir round sadece spanik yapacaksınız. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi yine gününe göre bir gün yani bunlar biz peş peşe uygulama olarak gösterdik ama size bunların hepsi günlere haftalara yayacaksınız. Yani bir haftada sizin çalıştıracağınız minikler kategorisi olabilir veya yıldızlar kategorisi olabilir. Veya bir antrenörün yanında yardımcı antrenör olabilirsiniz. Soğan hocam isterseniz. Siz spaniyi haftada kaç kere yaptırmanız uygundur sporcularınıza? Bir kere yaptırsanız yeter. Sağlık topu veya güç fizik antrenmanı haftada kaç kere olur? Bir kere olur. Tabi müsabaka dönemiyle bağlantılı olarak. Yani pazartesi günü çocuk maça girecek, tartısı var.
çarşamba günü alıp da sağa topuyla çalışıp durur mu? Veya da hadi bir dağa çıkalım, sen de bir 10 kilometre, 5 kilometre koşalım değil mi? Koşarsan tartıya sen çıkarsın, çocuğun yerine sen dönüşürsün. Öyle düşün. Onun için ne yapacaksınız? Bunları günlere yer yapacaksınız. Şimdi diyelim ki spanik günündesiniz. Bugün spanik gününüz. Spanik yaptırdınız 10 round, 5 round, 8 round neyse. Ne yaptınız çocuğun nabzını? Maksimum seviyeye çıkardınız. Şimdi yavaş yavaş düşürmek için burada %100'e kadar ulaşmış olabilir çocuk. Şiddetini hemencilik geçin, torba dövün dediğiniz zaman bir anda %100'lük dilimi %40'lara kadar indirirsiniz. Çünkü niye? Torba döverken de ne yapar çocuk? İnlenebilir, elini kolunu indirebilir. Onun için spaniklerden sonra genelde interval yapmak her zaman daha iyi. Onun için şimdi herkes aynı eşiğiyle torbalara eşleşsin. Düşüreceğiz. Artık 10 saniye değil de yani 10 saniye boyunca vurmayacaksınız. 5 saniyede bir gireceksiniz şimdi arkadaşlar. Onun için hemen hazır olacaksınız. Düdük de kulağınız olacak. Düdük çaldığı anda 5 saniye. Giriyorsunuz karşı taraf. Giriyorsunuz karşı taraf. Her vuruşta yer değişmenize gerek yok. Torbanın bir sağı var, bir solu var. Bana göre düşünün. Sağdaki vurmaya başlayınca soldaki dinlenecek. Soldaki vurmaya başlayınca sağdaki dinlenecek. Şimdi dinleyelim bir 20 saniye daha. Ondan %70'lere 60'lara kadar düşürdük. Şimdi sadece bir round hafif tempoda serbest korva döveceksiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Dinleyelim. Thank you.
Kürenini çıkarsın. Bandajınızı da çıkarabilirsiniz. Aynı işleriyle yine aynı şekilde ringlere dağılacağız. Son olarak birkaç tane soğuma hareketlerine endeksli olarak nabzı düşürmek için hareket yapacağız. Ondan sonra bitireceğiz. Hadi bakalım. Dediğim gibi elden bırakacağım. Yukarıyı isteyin. Namaza geçin içeri. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Bir sol direk, bir sağ direk, bir sol kroşe, bir sağ kroşe atıyorsunuz. Diğer tarafta savunma vuruş. Savunma vuruş. İskip vuruş. Ama vuruş değil, omzuna dokunuyor. Çünkü ne yaptık artık? Boksu bitirdik yavaş yavaş. Ne yapıyoruz? Nabzı da düşürdük. Artık soğumaya doğru giderken ne yapıyoruz? Ellerimizi, kollarımızı yumuşatıyoruz. İzleyin arkadaşlar. Direkt omzuna dokunuyoruz. Omzuna. Bakın. Bitti. Hayır, dokundum omzuna dokun. Oldu gibi değil mi? Oldu. Hop, bitti. Hop, bitti. İskip. Hop, bitti. Hop, bitti. Temponuzun ne arkadaşlar? %50 böyle düşük tempoda devam ediyoruz. Hadi bakalım, başlayalım. Sol direk, sağ direk, sol kroşe. Sağ kroşe, sol iski, sağ iski. Kutlarım, neydi? Kutlarım, neydi? Şimdi ne yapıyoruz? Aynı şekilde bir numara üzerine doğru gidiyor. İki numara yanına gelerek sol, sağ, sol kroşe, sağ, sol, sağ kroşe. Ama ne yapıyorsunuz? Dokunuyorsunuz. Başlayın namaza. Geri üzerine doğru. 1, 2, 3. Geri üzerine doğru. 1, 2, 3. Bu şekilde ne yapıyorsunuz? Yavaş yavaş iyice tempoyu düşürüyorsunuz. Dinleyin biraz. Arkadaşlar şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Son artık hareketlere geliyoruz. Adamın alnından tutuyorsunuz. Göstereyim yukarıda. Tut alnına koy elini, sol elini koy, sol elini koy. Sol elini. Diğeri ne yapıyor? Bastırıyor. Gezin. Diğer elini gezdir. Bu şekilde ne yapıyorsunuz? Sporcuyu sağa sola gezdiriyorsunuz. Bunun amacı da nedir arkadaşlar? Sporcunuzun şu yumruk yiyince kafa ileri geri gidiyor ya. Onu geliştirmek için, arkadaki kasını geliştirmek için, boynunu geliştirmek için sporcuyu bir sağ elinizde, bir sol elinizde, bir sağa gezdirin, bir sola gezdirin. Diğer sporcuyla devamlı ileri ne yapsın arkadaşlar? Baskı yapsın. Dinlerim. Bittir biraz ya. Hocam bitirmiyor ki. Bitirmiyor değil. Arkadaşlar herkes olduğu yere otursun. Olduğu yere otursun herkes. Evet arkadaşlar. Boks antrenörlük kursunun uygulamalı eğitimimizin ilk taktikte 3. gününde sonuna geldik. 1. günde ne anlatıyorum, ne yaptık, sporcunuzu aldınız. Yürüyüşlerinden başlamak kaydıyla kartını duruşları yaptırdınız. 2. günde aldığınız model çalışması, torba çalışması vesaireleri yaptırdınız. 3. günde ne yaptınız? Şartlı boksunuzu, spanierinizi, interval torbanızı vesairenizi yaptınız. Boks antrenmanları bunlarla sınırlı mıdır? Değildir. Bunları geliştirmek tamamen sizin elinizdedir. Manevralar vardır, kondisyon antrenmanları vardır, hız antrenmanları vardır, koordinasyon antrenmanları vardır, güç geliştirme antrenmanları vardır. Bunları dönem dönem ne yapacaksınız artık siz yaptıracaksınız. Bizim ücret altımızda yer alan, size öğretmemiz gereken konular bu kadarla sınırlıydı. Fazla da biz uzatmadık işi. Sizin temel olarak birinci kademe olduğunuz için öğrenmeniz gerekenler bunlardır bu kadar. Siz artık 4 yıllık olimpiyada gidecek sporcunun programını hazırlamayacaksınız. Siz sadece boksa yeni başlayan birini başlangıç aşamasından temel aşamaya taşıyacaksınız. Belki yanınızda 2. 3. 4. kademe antrenör varsa önünüzde ona yardım etmek adına, yani onun yardımcısı olursanız da belki de temel aşamaya getirdiğiniz sporcuyu bir üstte ne vardı temel aşamanın üstü? Uzmanlaşma aşamasına çıkarmak için ne yapacaksınız? Sporcuyu çalıştıracaksınız. Arkadaşlar benim anlatacaklarım, benim söyleyeceklerim, benim dilim döndüğü bu kadar. Umarım size verimli bir kurs vermişizdir. Bunu tabii ne zaman göreceğiz? Bunu siz verdiniz veya ben size öğrettim de olmaz. Yarın bölgemizde yetiştirdiğiniz sporcularınızdan birisi hocam mesela çıkardı getirdi bir tane Avrupa şampiyonu. Ben gurur duyarım kendimi, derim ki bu hocam antrenörlük belgesi de bize vermek nasip olmuş derim. Bu şekilde şey yaparım. İnşallah bölgenizde başarılı olursunuz. Pazartesi günü sınavda sabah görüşeceğiz inşallah. Buraya kadar herhangi bir kafasına takılan bir şey sorusu olan var inşallah.
Tamam, şimdi bir soğuma hareketleri yapalım. Ondan sonra da yavaşça çıkacağız.